Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 40 farklı ilden, gönüllü 43 üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Damla Projesi kapsamında, Manisa'nın misafiri oldu. Öğrenciler, bakanlık tarafından hazırlanan 9 günlük program kapsamında, il genelinde bulunan ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek, buradaki öğrencilerle bir araya geldiler. Spor Bakanlığı biraz anladık. Zaten onun projesi. Gönüllü gençler, eğitim aldıkları bölümlerle alakalı öğrencilere bilgiler aktarırken, öğrencilerin sorularını da yanıtladılar. Manisalı öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllüler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler. Ayrıca Manisa'da sosyal ve ticari mekanları da ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet edip yakından tanıma fırsatı yakaladılar. Ev ziyareti de yapan gönüllüler, ayrıca üretim faaliyetinde bulunan çiftçi ve esnafın günlük işlerine de yardım ettiler. Şuraya. Gönüllü gençler, program kapsamında Sart Arabeleri, Tarihi Kula Evleri, Kula Peri Bacaları, Yunus Emre Türbesi başta olmak üzere, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret ederek Manisa'nın kültürü ve tarihi hakkında da bilgi sahibi oldular. Bu ziyaretlerde çevre duyarlılıklarını da gösteren gönüllü gençler, çevre temizliği yaptılar. Şehit ailelerini de ziyaret eden gençler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk eşliğinde, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i de ziyaret etti. Ziyaret sebebiyle duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karadeniz, gençlere çeşitli hediyeler verdi.